İsmim Uğur Cura. Fark eğitim kurumlarında kurucuyum. Türkiye'de en çok etkilenen sektörlerin başında eğitim de geliyor. Birçok çocuk yani ekmek gibi, su gibi temel ihtiyacı olan eğitimden mağdur oldular. Eğitim alamadılar. Hani birçok çocuğun da zaten gelirleri aynı olmadığı için hani kimin evinde interneti var, kimin evinde interneti yok. Hani birçok çocuk bu süreçten olumsuz yönde etkilendiler. Tabii ki yani yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor online eğitim. Ama şöyle söyleyeyim biz online eğitimi şöyle yaptık. Kayseri'de şunu yapan kurumlar da oldu. Mesela 20 tane çalışanı varsa bunun 15'ini ücretsiz izine gönderdiler. Ama her branş hocalarından bir tane hoca tuttular. Mesela kurumda 150 tane matematik öğrencisi varsa 150'sini bir hocaya bağladılar. Biz bu süreçte şöyle yaptık hiçbir hocamızı ücretsiz izine göndermedik. Aynı kadrolarımıza devam ettik ve öğrencilerimize de hep şunu söyledik. Dedik ki e, ders programınız aynen olduğu gibi devam ediyor. Yani 12-13 kişiyle ders işliyorsa 12-13 kişiyle de online'da ders işlediler kendi hocalarıyla. Dershanelerde şöyle öncelikle e, yetkililerimiz sağ olsunlar sık sık denetime geliyorlar kurumlarımızı. Bizim dershanemizde girişte dijital ateş ölçerimiz var. Dezenfekte noktamız var. Kesinlikle hiçbir öğrencimizi dezenfekte etmeden, ateşini ölçmeden içeriye almıyoruz. Onun haricinde sosyal mesafe yapıştırmalarımız var. Bu kurallara riayet edilmesini sağlıyoruz. Onun haricinde her katta dezenfekte noktamız var. Her kattan ziyade her sınıfta da dezenfekte noktamız var bizim. Yani lavabolarda eller nasıl yıkanır afişlerimiz var. Yani pandemi odamız var. Bir çocuğumuzun ateşi yüksek çıksa hemen pandemi odamızı alıyoruz. Orada bekletiyoruz çocuğumuzu ve dezenfekte olmasını sağlıyoruz. Ateşi düşmeden kesinlikle almıyoruz çocuğu. Bu bir. İkincisi de her akşam kurumumuz komple dezenfekte ediliyor. Makinelerimiz var anlaştığımız şirket gelip her akşam kurumumuzu komple dezenfekte ediyor. Eğitimde aşı sürecini olumlu değerlendiriyorum. Aşı olunmalı. Yani bu vebadan bir an önce kurtulmalıyız. Bizim kurumda olan öğretmenlerimiz var. Hatta ben de randevumu aldım. Yakın bir zamanda ben de aşı olacağım.